Ve Ünsal Ban'ın ilk tweetini okuyayım. Bak, hı hı. Konu bahse konu. İlk tweeti 18 Ağustos. Yani bugünden tam 11 gün önce atmış. Sevgili dostlar, 2019 yılında evlilik yaptığım Zehra Taşkesenlioğlu tamamen yalan ve iftiralarla dolu bir dilekçeyle benden maddi 50 milyon, manevi 20 milyon para istemektedir. Burada dolar veya TL demiyor, muhtemelen TL bunlar. Evet. Kamuoyuna duyurulur. Bundan sonra ben de açık olmak zorundayım. Her şeyi yazma hakkım doğmuştur diyor. Ve ardından şöyle devam ediyor. Tamamen ve iftiralarla yalı dolu olan bir boşanma dilekçesi haysiyetimi, onurumu çiğnemiştir. Şunun bilinmesini isterim ki bundan sonra açıklayacağım bilgiler, dokümanlarla uğrayacağım ölüm tehdidi, zararlardan tamamen Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Zehra Taşkesenlioğlu sorumludur. Peki. Şimdi bundan sonra devam var. Bir dakika. Müsaade edersen şöyle. Şimdi burada bir milletvekiliyle evli olan bir eşten söz ediyoruz. Bu eş aynı zamanda abisi de SPK'nın başkanı eski olan Halkbank bir, eski Halkbank genel müdürü. Yani AK Parti'nin belki de en üst düzey ekonomi bürokratlarından birisi. Hı. Değil mi? Ve iddia, yani bırakın hani Sedat Peker'i sağdan geldi, Twitter'dan geldi, oradan burada. Burada bizzat Ünsal Ban'ın, yani AKP'nin en önemli, AK Parti'nin en önemli ekonomi bürokratlarından birinin kayınbiraderi diyor ki ben evlilik akdini şey yapacağım, bütün belgelerle ortaya çıkacağım. Bu ciddiye alınır. Peki bir saniye. Yani bu konu ciddiye alınır. Peki Ünsal Ban hangi belgeyi açıkladı? Söyleyeceğim. Bir saniye. Bir dakika şimdi. Mihenk taşı burası işte. Gözaltında çok güzel şu anda. Gürkan Acır. Ünsal Ban bu iddialarla ilgili hangi belgeyi açıkladı? Hayır, açıklayacağım dedi. Şu an gözaltında. Hayır, kaçıyordu. Ya ne biliyorsun Milas'tan, denizden? Üstüne mercek tutulunca kaçmaya kalktı. Bak, ben bir sözlerini bitireyim de acil. Gürkan Acır, o kadar güzel geldin ki. Bir dakika, ama diyor ki. Bir tane belge açıklamadı. Bir de diyor ki bak Ünsal Ban. Kızımızın işine son verildiğinde bu konuyla ilgili tüm detaylar kanıtlarıyla paylaşılacaktır. Belgeler bende diyor. Peki nerede? Canım, acelesi yok. Belgeler bende, belgeler cebimde. Adamın kendi ifadesi var. Ne belge? Hoş geldin, belge yazıyorsun, belge oluyor. Hacı bak, bir dakika. Sırayla konuşalım Gürkan. Peki Barış Sen bak, şimdi burada bir hakim yaptık. Ama çok uzattı. Aa, ne demek? Daha dur, yeni giriyoruz. Şimdi bir sürü iddia var mı? Gürkan. Peki. Bir sürü iddia var değil mi? Belge. Diyor ki Cumhurbaşkanı danışmanı benden ne istedi? Rüşvet istedi. Aha da diyor telefon yazışmaları. Hacı. Tamam. Benle Gürkan hakkında bir müftezel. Bak, bir müptezel tuttu Twitter'a, dedi ki Gürkan Hacır'la Barış arkadaş 3,5 milyon euro kaçırmış yurt dışına, Liechtenstein diye bir ülkeye. Gerçek aynı mi? Gün yoksa ya keşke öyle bir param olsa. Hayır, gerçekten böyle bir yazdı yazdı mı? Bir şey söylüyorum. Evet. Gürkan'la hemen aynı dakika ortak avukatımız Turan Aydoğan ve Ertuğrul Aydoğan'a rica ettik. Dedik ki abi bu müptezelle ilgili suç duyurusunda bulunabilir misiniz? Hem ceza hem tazminat davası açtık. 2 sene sürdü dava. 7'şer bin lira tazminat kazandık. Anladım. 7'şer bin lira. Olması bak. Gerekeni yapmışsınız. Şimdi burada Cumhurbaşkanı'nın danışmanı Twitter hesabını, internet sitesini kapatmak yerine şunu yapmalıydı. Bu ahlaksızlığın ben hesabını soracağım. Derhal Mine Hanım hakkında hakaret ve iftira davası açıyorum demeliydi bir. Özür dilerim. Diğer isimler ama deminden beri Zehra Taşkesenlioğlu ve SPK başkanını konuştuğumuz için onu Zehra biz yorumlamadık ama. Zehra Hanım'ı niye konuşuyoruz? Biz de yorumlayalım başkanım. Çünkü eşinin çektiği, iddia edilen ya da eşinin çektiği belli olan bir video var ve bu videoda Zehra Hanım bir ikrarda bulunuyor. Ne diyor? Siz para kazanacaksınız diye benim hayatımı yakıyorsunuz. Bu Zehra Hanım'ı suçlar mı? Bak bir şey arkadaş, ortada konuşulan paralar kaç milyon dolar? 180 milyon dolar. Şu ana kadar Ali Fuat Taşkesenlioğlu da çıkıp benim böyle bir param yok demedi. Bak, benimle ilgili yazdılar. Ben çıktım, dedim ki ben böyle bir param görmedim. Gittim hemen suç duyurusunda bulundum. Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun açıklamasını kaçırmışsın. Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun açıklaması var ama. Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nu savunmak istemiyorum ama. Açıklaması savunmak için söylemiyorum. Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nu savunmak istemiyorum ama. Ali Fuat Taşkesenlioğlu'na 180 milyon doları var diyen kişiye
suç duyurusunda bulunsa Ali Fuat Taşkesenlioğlu? Ben olsam bulunurum. Ha, ki, Sedat Peker'e mi? Evet. Gider suç duyurusundan. Sedat Peker'e suç duyurusundan bulunacak. Arkadaş ya. Sedat Peker, Sedat Peker yurt zaten dışında, kaçmış yurt dışında, yurt dışında. Arkadaş hakkında bir sürü şey ama Hacı o önemli değil. Var, olur mu öyle şey? Kaçıp kaçmamı söyle. Sen o zaman Sedat Peker her önüne gelenle ilgili bir şey yazsın. Peki tamam. Hacı karşılıklı diyaloğa dönmesin. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bitir Şaban Sevinç'le devam edelim. Bir deli saçması. Ali Fuat Taşkesenoğlu'nun açıklaması var bu arada. Bir deli saçması iddia da olsa. Ama Ali Fuat Taşkesenoğlu'nun açıklaması var. Kamuoyu önünde olan kişilerin en azından Cumhurbaşkanı danışmanının çıkıp buna bir cevap vermesi lazım. Ya da peki. Cumhurbaşkanlığının derhal bu konuyla ilgili danışmanı olan kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunması lazım. Şimdi bu konular üstü örtülerek konuşulmayarak. Danışman konusundaki pek çok şeye katılıyorum. Tabii ki. Zaten. Yani burada, danışman şimdiye burada, kadar istifa etmeliydi. Neden etmeliydi biliyor musun? Aklanıncaya kadar istifasının kabulünü istemedi. Burada temel mesele şu. İnsanlar yasal haklarını alamadıklarını, işte sermaye artırımı vesaire vesaire gibi işleri yapamadıklarında eğer aracı arıyorlarsa orada bir rüşvet mekanizması doğar. Bu rüşvet mekanizması çürümeyi getirir. Bu çürümenin de sorumlusu hacının hoşuna gitmeyecek ama doğal olarak siyasi iktidardır. Bundan rahatsız olma hacı. Sedat Peker'i çıkart burada Sedat Peker'i konuşmuyoruz. Ama onun iddialarını konuşuyoruz. Ama ya arkadaş, döndük Sedat Peker'in iddiası yok. Mine Hanım çıktı Halk TV'de 1 saat 15 dakika konuştu. İşte beni bağlayan Mine Hanım o. Kime rüşvet vermiş? Kardeşim benden rüşvet istediler kime diyor. Kime vermiş? Zehra Hanım'a mı vermiş? Rüşvet istemek de suçtur. SPK Başkanı'na mı vermiş? Hacı rüşvet istemek de, bak, rüşvet onu, vermek de, bak, rüşvete konu, aracılık etmek bak, de suçtur. Bir şey diyeyim mi? Verip vermemesi önemli konunun değil. Cumhurbaşkanı rüşvet, danışmanını biz henüz konuşmadık. Bak rüşvet Taşkesenoğlu istemek ve SPK'dayız. Barış Bey henüz. İstemek de Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Şimdi Barış şöyle bir şey. Şunu da Hacı Yakışıklı. Şunu da yazışmanın içeriğiyle. Bir dakika bir saniye. Var Hacı Yakışıklı var, şunu. Var ama ben okumayacağım. Hayır okumayın okumayın. Hacı Yakışıklı şunu da söylemek istiyor aslında. Yani birileri Ali Taşkesenlioğlu adına para almak için dolandırdıysa bu Ali Taşkesenlioğlu'nu bağlamaz. Bağlamaz. Ya yani tabii ki o Ali Taşkesenlioğlu'nu bağlamaz. Ali Taşkesenlioğlu'nu bağlamıyorsa da devleti bu arada, bağlamaz. Ali Taşkesenlioğlu eğer gerçekten ya böyle kişi bir Cumhurbaşkanlığında çalışıyor Sezgin Hacı. Sezgin Baran Korkmaz. Barış. Konuşuyorduk ya. Ha. Sezgin Baran Korkmaz meselesi kimin meselesi? Amerika'nın Kingston kardeşler diye iki kişi Amerika'yı dolandırmış. Tamam. Çürümüşlük mü diyeceğiz şimdi? Ya arkadaş Türkiye'de de gitmiş Can Kıraç. Avrupa'da Can da Kıraç var. Mıydı İnan, İnan Kıraç? İnan Kıraç. İnan Kıraç'tan Şaban, para almış bilmem ne Şaban yapmış. İnan Kıraç gitmiş devlete buna başvurmuş. Tamam. Şöyle yapalım artık vesaire. Konu buna çok uzadı. Hacı rüşvet, dolandırıcı rüşvet varsa devlet çürüdü diyemezsin. Rüşvet konuşuluyorsa çürüme şimdi, vardır. Bu yazışmada şöyle bir şey var. İsteyen ve alan çürüsü ya. Abi isteyen kim? Şaban Sevinç. Kadın diyor ki benden istediler. Kim istemiş? Allah Allah. Hacı Yakışıklı. Niye gidiyor mesela Zehra Taşkesenoğlu'na? Erzurum Hınıs'a bana para versen benim işim yoksa gitmem Barış kardeşim bir saat ben Erzurum yaptık programı ya. Bu yazışmada şöyle bir şey var. Ben, müsaade tamam, et. Müsaade ediyorum. Şaban Sevinç toparlayalım 2 dakikadan. Müdahale etmeyeceksin 2 dakika. Etmeyecekler. Tamam. Hacı Yakışıklı. Sen de söz verirsen bir dahaki sefere. Tamam ben de müdahale etmeyeceğim. Müdahale etmeyeceğim. Ben hiç konuşmadım. 2 dakikada lütfen özetleyelim.